Endi aylanama doira mavzusiga doir masalalar ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. Aylana radiusi 5 ga teng. Aylana uzunligini toping va doira yuzini toping. Bu masalani yechamiz. Aylana uzunligi L 2 pi r formulasidan topiladi. Bu formulaga ko'ra radius 5 ga teng, ya'ni r 5 ga teng. O halde 5 köpaytırı 2, 10. 10 köpaytırı pi'ye teyin bulabı. Demek aylananın uzunluğu 10 pi'ye teyin eken. Yani daire yüzünü topağımız. S teyin pi r kvadrat formuna göre pi köpaytırı radius 5'ye teyin. 5'nin kvadratı teyin 25 pi'ye teyin. Demek daire yüzü 25 pi'ye teyin eken. Bunu teyin gibi mesela göbetağımız. Aylanın radiusu 6'ya teng. Mana bu merkezi burçak 60 gradus teng. Bu merkezi burçakka mos keluvchi yoyni uzunligini toping. Yo'lni uzunligini toping. Yo'l noma'lum. Va bunu topish uchun mana bu formuladan foydalanamiz. Yo'l teng r ko'paytiruv alfa. Bu yerda alfa merkezi burçak yoyga mos keluvchi merkezi burçakni radian o'lchovida berilgani. Radyan ölçüde verilgen. 60 gradus. 60 gradus bu pi taksım 3 keteyin. Demek alfa pi taksım 3 keteyin iken. Radius 6 keteyin. O halde 6 köpaytırı pi taksım 3. Kıskatır var radyan bu sebebi 2 kaladı. 2 pi keteyin. Demek bana bu yay uzunluğu 2 pi'ye teng eken. Aşağı aylanam üçün 2 pi'ye teng eken. Hop, navbatdagi masala. Aylanan radiusu 8'ye teng. Mana bu merkezi burçak pi taksim 4'ye teng. O halde mana bu sektör yüzünü toping. Sektörünü mana bu boyalgan sahanın yüzünü toping. Sektörünün yüzünü toping. Hop, sektörün yüzü formülasına göre S 1 taksım 2 ne r kvadrat alfa. Bana bu formüla buradan topuladı. Bu yerde r radius 8 geteyin. 8 geteyin. Alfa burçak gibi. Yani radyan da verilgen buruş gerek. Pi taksım 4. Ege gradusu verilgen de biz radyan gibi otkiz olgen bulardık. Alfa pi taksım 4 geteyin. O halde 1 taksım 2 köpaytırı 8'in kvadratı 64 köpaytırı pi taksım 4. O qisqartiradigan bo'lsak, bu yerda 16 qoladi. 16 ni ham 2 ga bo'lsak, 8 qoladi. Demak, 8 pi ga teng. Demak, mana bu sektorning yuzi 8 pi ga teng ekan. 4-chi masala. Xo'p, bu yerda bu markaziy burchak pi taqsim 3 ga teng, aylana radiusi 6 ga teng. Aylana radiusi 6 ga teng. Ve merkezi burçak pi taksim 3 keteyin. Bana bu segmentin yüzünü toping. Segmentin yüzünü toping. Mesela ne çağımız? O segmentin yüzünü kan dekil topağımız. Segmentin yüzünü topuş için bana bu sektörün yüzünden bana yukarıda sektörün yüzünü topuşunu gördük. Sektörün yüzünden bana bu 3 burçayın yüzünü ayıramız. Şimdi segmentin yüzü gelip çıkardır. Şunda biz quyidagicha formula hosil qilamiz. S segment teng sektorning yuzi 1 taqsim 2 r kvadrat alfa bilan topiladi. Va mana bu 3 burchakning yuzi esa 1 taqsim 2 r kvadrat sinus alfa bilan topiladi. Mana shu formula yordamida biz segmentning yuzini topishamiz. Bu ham teng 1 taqsim 2 r kvadratni chiqarib yuboramiz. 1 taqsim 2 r 6 teng. 6'nın kvadratı. Kavs içinde alfa minus sinus alfa. Alfa pi taksım 3 teng. Minus sinus alfa sinus pi taksım 3. Teng. Sinus pi taksım 3. İlcası da 3 taksım 2 teng. O halde yerden biz 36 taksım 2
18 bo'ladi. Pi taqsim 3 minus izosda 3 taqsim 2. Xo'p, 18 ni biz 3 ko'paytirib 6 deymizda 3 ni qavsdan tashqarida qoldiramiz, 6 ni qavsning ichiga kiritamiz. Mahrajlarni yo'q qilish uchun. 6 bilan 3 qisqarsa bu yerda 2 2 pi qoladi. Bu yerda 3 izosda 3 qoladi. Shunday qilib mana bu segmentning yuzi quyidagi songa teng ekan. Yani.